Merhabalar, Akıllı Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Evet, her pazar Türkiye saatiyle saatler tam 11.30'u gösterdiğinde biz evlerinize, gönüllerinize, iş yerlerinize konuk oluyoruz. Tabii bu programda her şeyi konuşabiliyoruz ve sizden gelen sorular, eğitim, yaşam adına gelen soruları burada yanıtlıyoruz. Ve sevgili öğrenciler, özellikle sınava doğru gidiyoruz ve sınava o kadar az bir zaman kaldı ki ve en çok konuşulan konu stres, kaygı, heyecan ve sınavla ilgili karşımıza çıkan bu duygular acaba bize yardımcı mı oluyor, yoksa bu duygular bizi çıkmakta olduğumuz yoldan alımıkoyuyor? Bunu konuşacağız. Farklı bir bakış açısıyla farklı bir tonda konuşacağız. Biz bu programda uzun zamandır stresi gelen sorular çerçevesinde ele alıyoruz. Ama ara ara söylediğim bir şey var. Sınav anı, sınav stresini bütün herkes unutsun. Öyle bir stres yok. Hiç kimse öğrenciler üzerinde çok yoğun bir araştırma yapmadan, laboratuvarlardan çıkmış bilgilerle, sınav anı öğrenciler üzerinde bir araştırma yapmadan sınav anı, sınav stresinin, sınavın tamamına yayılan bir duygu olduğunu asla iddia etmesin. Biz bugün bunu konuşacağız. Çünkü sahada 700 bin öğrenci üzerinde geçmiş 15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardaki verileri tablolara yansıtacağız. Ve lütfen bugüne kadar gelmiş geçmiş en etkili TRT Avaz Akıllı Yaşam programını izleyeceksiniz. Ve en faydalı diyebilirim buna. Şimdi bu arada 0312 215 22 14 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz. Telefonunuzu yazdırıp kapatın. Biz size sırasıyla dönüyoruz ve döneceğiz. Orada sorularınızı istediğiniz zeminden sorabilirsiniz. Ve Instagram Bonus Hoca. Evet, Instagram Bonus Hoca'dan bu programda yağmur gibi soru geliyor. Bekliyoruz sevgili gençler. Instagram Bonus Hoca'dan stresinizi, kaygınızı, konuları unutuyor musunuz? Bundan sonra nasıl çalışabiliriz? İşte bütün bunları bize sorabilirsiniz. Stres ve kaygı. Aslında kaygı, şimdi biz o grafiğimize geçeceğiz ve bu arada siz gerçekten en yakın dostlarınıza, arkadaşlarınıza haber verin. Çok mükemmel bir şekilde bugün bu stresi burada çözeceğiz. Kaygı aslında, kaygı belirsizliklerin ortaya çıkması üzerine karşımıza çıkan bir duygudur. Kaygı, öğrencinin, hani sınav konuştuğumuz için söylüyorum bunu, öğrencinin sınavda neyle karşılaşacağı ile ilgili bir takım belirsizliklerden dolayı ortaya çıkan duyguya deniliyor. Kaygı stresi besliyor ve onu tetikliyor. Kaygı neden ortaya çıkıyor? İşte o noktada ve ben özellikle korkuyorsunuz, arkadan kaygı geliyor, işte kaygıya bağlı olarak bir stres tetikliyorsunuz. Ama şunu hiç unutmayın ki yapılan bütün bilimsel çalışmalar korku halinde de, haz halinde de bünyemizin verdiği tepki izleri aynı. Aslında siz mutluyken bünyemizde ortaya çıkan reaksiyonlar ve davranış kalıplarıyla aşağı yukarı strestekinin aynı olduğunu söylüyor birçok araştırma. Biz o açıdan baktığımızda stres, kaygı, sevinç ve haz. Yani birinden birine hızlı geçiş sağlamak çok mümkün olabiliyor. Şimdi stresin anatomisine geçeceğiz. Ben özellikle öğrencilerin stresle ilgili neler hissettiğini derin bir şekilde ele alacağız. Ama öğrencilerimize buradan şunu seslenerek söylüyorum. Sınav başladıktan 5 dakika sonra olumsuz stres yerini soruları çözmenize yarayan strese terk ediyor. Lütfen bu programı nasıl terk ettiğini bilimsel bir grafik üzerinden sizinle paylaşacağım. Bu arada Instagram Bonus Hoca'dan sorular yağmaya başladı. Biz daha konuya girmeden ama öncelikle bir canlı telefonu aktarıyor arkadaşlar. İlginize çok çok teşekkür ederiz. İstanbul'a gidiyoruz, velimiz Fatma Can. Fatma Hanım merhabalar efendim. Merhabalar hocam. Evet Fatma Hanım, buyurun sorunuzu rica edelim. Ya dörde giden oğlum var. Ne yapsam ders çalışmıyor. Şaşırdım ben de ne yapacağım. Geçen hafta sizi dinledim. Kaçıncı sınıfta Fatma Hanım? Dördüncü sınıfta. İlkokul 4. Evet.
Şimdi öncelikle... Ders çalışma isteği yok. Evet. Peki kardeşleri var mı? Kardeşler. Evet var. Küçük mü büyük mü? Büyükler. Büyük kardeşler iyi çalışıyor mu? Evet çalışıyor onlar. Tamam. Arada yaş farkı var mı? 6'şar yaş var. Bitti. Bakın bu soru çok önemli bir soruydu. Bu benim saha çalışmalarımdan da aldığım bilgiler. Tabii dünyadaki literatürde de geçen şeyler var. Şimdi değerli anne babalar ve değerli velimiz Fatmacan hanımefendi, önceki şuna dikkat edin. Çocukların arasında yaş farkı arttıkça, büyük kardeşler iyi ders çalışıyorsa, küçük kardeşler abilerinin gösterdiği performans karşısında yılgınlığa düşüyorlar. Bakın bunu dünya literatürüne getiren, yani bu haliyle, yani literatür dediğim, yani bu görüş, şu biz dile getiriyoruz. Neden? Bunu yakaladık, gördük. Şimdi çocuklarınızın yaş farkı açıldıkça, sizin beklentinizin o büyük kardeşlerin gösterdiği performans gibi olduğunu düşünüyor çocuk. Onu, o çocuğun, yani abin gibi ol, onun gibi çalış, onun gibi yap dediğinizde, onun kadar yap anlıyor çocuk. Oysa siz bir yarım saat onun gibi çalış, dan ne anlatmak istediğinizi daha net ifade etmenizde fayda var. Sizin çocuğunuz zıt kardeş, bu psikolojide çok incelenen bir konu, zıt kardeş olgusuna doğru gidiyor. Ne demek zıt kardeş olgusu? Kardeşler birbirinin zıttı oluyor Fatma Hanım. Yani nedir o da işte? Çok çalışan bir kardeş varsa diğeri zıttı oluyor. Neden? Onun çalışmasına gözü kesmeyebiliyor. Bu konuda çocuğunuzla birlikte ders çalışma, ona daha küçük 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 çalışma dakikaları, saatleri ayarlama, örneğin 15 dakikada bir mola verdirme gibi, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, o bu çocuk çalıştığı zaman küçük kardeşlerine onu övme gibi büyük kardeşlerine yolları, yordamları seçin. Evet, Instagram bonus hocam. Özge Sarıca, Teok'a az bir süre kaldı ama ben çalışmıyorum. Şimdi Özge'cim, öncelikle samimi itirafından dolayı çok çok teşekkür ederiz. Burada özellikle dikkat et. Diyorsun ki, hiç süre kalmadı, ben çalışmıyorum diyorsun. Ama bol soru çözerek, kavramları çıkarak çalışmaya devam et. Unutma bunu, aralıksız çalışmaya devam ettiğin zaman... Hiç şüphesiz ki çalışmaktan nefret edebilirsin. Bir çalışma planı, bir çalışma programı yap. Yaptığın bu çalışma programında kesinlikle dinlenme, aktivite, hobi de olsun. Bütün sevgili öğrenciler, şu söyleyeceğimi asla unutmayın. Değerli anne babalar, çocuklarınıza ders çalışırsan bilgisayara girmek serbest demeyin. Ders çalıştıktan sonra hemen girilen bilgisayarın insan beynindeki bilgileri sildiğini uçan kuşlar bilir hale gelmiştir. Onun için ödül dediğimiz şey bizim, yani çocuğun ders çalıştıktan sonra bilgisayara girmesi bir ödüldür. Bu bana göre ödül olmamalı. Neden? Siz eğer çocuğunuza bir konuyu öğrenmenin keyfinin bir ödül olduğunu aşılayamazsanız, o çocuğunuz bir süre sonra bilgisayardan da haz almayacak. Hedonik uyumsuzluk diye bir şey, kavram vardır bilimde. Yani hazlardan önemli bir şekilde doyum alıyorsunuz. Her 3 ayda bir yeni haz peşinde koşuyor insanlar. Ya bu marka tutkunluğu da hedonik uyumsuzluğun en önemli belirtilerinden bir tanedir. Bu sebepten dolayı o önemli bir uyarıydı. Evet, Instagram bonus hocadan sorular hızla geliyor ve arkadaşlar aralarda aktarmaya çalışıyorlar. Evet, Kaplan. Hocam, 11. sınıfım, D. Kaplan, D. Nokta Kaplan. 11. sınıfım, bu yıldan YGS'ye başlamalı mıyım? Tabii ki başlamalısın. Neden başlamalısın? Sevgili öğrenciler, şunu hiçbir zaman için unutmayın. Bakın. Kesinlikle erken yola çıkarsanız, bu yarışta sürekli hissedeceğiniz, ama sürekli hissedeceğiniz bir avantaj yanınızda olur sizin. Ve net olarak şunu söyleyeceğim size, 11. sınıf öğrencileri, Temmuz ayında 9. sınıfın konularını bitirip YGS sorusu çözün. Ağustos ayında 10. sınıfın konularını bitirip YGS çözün. Eylül'ün 15'ine kadar okulların açılma sürecidir bu. 11. sınıfın konularını tekrar edin.
yetiştiremem ben derken çocuklar, siz bu dersleri daha önce görmediniz mi? Ben öyle düşündüğünüzü biliyorum, birdenbire ona geçtim. Siz bunları bitirmediniz mi? Bitirdiniz. Daha önce yazıldan geçmediniz mi? Geçtiniz. E çocuklar, yapacağınız şey basit tekrar ya. Yetiştiremem. Neyi yetiştiremiyorsunuz çocuklar? Yok öyle bir şey. Bu arada ben tabii grafiğe geleceğim. Stres grafiğine. Çünkü çok yoğun bir soru geliyor. Onu bir 10 dakika içerisinde o grafiğe döneceğim. Ali İhsan Dülger. 7. sınıfım. Ali İhsan Dülger. 7. sınıfım. Nasıl çalışmalıyım? Yardım diye uzatmış. Bakın. Ali İhsan Dülger. 7. sınıfım. Nasıl çalışmalıyım? Yardım diye böyle bağırmışsın. Öncelikle Ali İhsan Dülger. Ali İhsan Dülger'i bir daha verebilir misiniz arkadaşlar? Ali İhsan Dülger'i bir kez daha almak istiyorum ama neyse. Şimdi öncelikle sevgili öğrenciler, çalışmak bir plan ve program ister. Çalışırken plan ve program yapmak zorundasınız. Yapacağınız bu plan ve programların hiç şüphesiz ki içinde dinlenme, aktivite, hobi de olması lazım. Ama ben burada özellikle bir şeyi dikkat etmenizi rica ediyorum. Koca koca kitapları önünüze koyup da bunu bitireceğim demeyin çocuklar. Bölerek öğrenin, parçalayarak öğrenin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, nereye gidiyoruz? Afyon'a. Bayram Demir velimiz. Merhabalar efendim. Bayram Bey. Merhabalar, kolay gelsin hocam. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Başarılar dilerim. Sağ olun hocam, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Buyurun Bayram Bey. Hocam, ben size soracağım soruyu sizden şimdi şu anda aldım. Benim kızım 11'e gidiyor, YGS hazırlanacak. En iyi hazırlıkları var inşallah. Yalnız bu stres, sıkıntı, her sınava girdiğinde çok güzel çalışıyor. Evde sorular tamam ama sınava girdi miydi notlar umduğumuzun çok çok altında düşük geliyor. Tamam. Sizin çocuk Afyon'da Anadolu Liselesi'nde mi okuyor evet, peki? Evet, Anadolu Lisesi okuyor şu peki, anda. Kaçıncı sırada bu Anadolu Lisesi? Kaçıncı sırada kızım Anadolu Lisesi? Hocam bana tam bilmiyorum. Anladım. Şimdi bakın iyi dinleyin, iyi dinleyin. Sizin bu sınava girdiğinde verimini alamıyor dedi. Okul yazılısı mı, YGS denemeleri mi? YGS denemesini de yaptı, alamadı. Okul yazılı sınavları da aynı. Tamam. Yani bu stresi, sıkıntıyı bir türlü atamıyor. Bu kendi tamam, kendine... çok dikkatle dinleyin. Öncelikle değerli anne babalar, şunu çok iyi bilmenizi rica ediyorum. Öğrenme dediğiniz olgu, öğrenme dediğiniz olgu sizin... sınavda da o çalıştıklarınızı hatırlayacak düzeyde bir çalışma içerisine girmektir. Eğer bir öğrenci okul yazılılarında istediğini elde edemiyorsa çalıştığı halde, Bayram Bey, bu sözlerime lütfen çok dikkat edin. Çocuk sınavdan önceki hafta sıkışık zamanlı çalışıyordur. İnsan beyni tekrarı sever ama ısrarı asla sevmez. Bakın biz bunu özellikle bu yönüyle burada ifade etmeye çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, konuyu öğrendikten sonra eve geldiğinizde ilk akşam tekrar edeceksiniz. Arkasından 3 gün sonra bir tekrar. Bunlar 10'ar dakikalık, 15 dakikalık sevgili öğrenciler. Çok detay tekrarlar değil. 3 gün sonra bir kez daha. Öbür hafta bir kez daha. 3 hafta sonra bir kez daha. Bakın, eğer bunu yapmaz da siz sınavdan önce oturup sür git çalışırsanız, çocuklar unutmayın, bir malzemeyi bir yerden bir yere taşımaya benzemez bu. Bu bilgi öğrenme çok farklı bir şey. Fiziksel eylemle zihinsel eylemlerin birbirinden çok çok farklı olduğunu asla ama asla unutmamanız gerekiyor. Şimdi onun için ben özellikle bu konuyu vurguladım. Öğrenci Erhan Aykuş İstanbul'dan arıyor. Evet, buyur Erhan. Erhan. Merhaba. Merhaba, kaçın sınıftasın Erhan? 9. sınıftayım. Kaç? 9. 9'dasın. Sor bakalım Erhan'cığım sorunu. Ben 9. sınıfta nasıl çalışmam gerektiğini sormak için aradım. Çok güzel. Tamam Erhan'cığım, teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Şimdi 9. sınıfta nasıl çalışmalıyım diye Erhan soruyor. Ben de bunu anlatayım. Çocuklar bakın. 9. sınıf öğrencilerin genel olarak çalışmayı serdiği,
Çünkü işte bu TEOG sınavından çıktınız ve artık dinlenmek istiyorsunuz. Çalışmayı sevdiği bir yıl. Sevgili öğrenciler, mutlaka öğretmenlerinizin deftere yazdırdığı bilgilere, bakın defter önemli. Öğretmen deftere şifre verir çocuklar. Bir konunun öğrenilmesi için gerekli olan şifreler nerededir? Öğretmenin kafasında ve size yazdırdığı defterdedir. Deftere çalışın. Çalıştınız mı çocuklar? Ya sevgili öğrenciler, bakın, bilgiye sahip oldunuz ya, o bilgi bir süre sonra sizin onu hatırlayamayacağınız kadar beyninizin derinliklerine gider. Yani siz o unuttuk zannettiğiniz şey aslında bu. Ama burada çok net olarak şuna dikkat edin ki, eğer siz düzenli tekrarlar yapmazsanız, bir süre sonra sıkışık zamanlı tekrarlarda kesinlikle bir başarı elde edemediğinizi, edemeyeceğinizi de ayrıca göreceksiniz. Evet, Instagram bonus hocadan sorularınızı göndermeye bir yandan devam ediyorsunuz, bir yandan da telefonlar geliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Taner Aygun, Konya. Biraz ses az geliyor izleyicilerden. Acaba teknik olarak mı böyle, onu bilemiyorum. Veli Taner Aygun, Konya'dan. Merhabalar Veli'miz. Merhabalar Taner Merhaba, Bey. Merhaba hocam. Merhaba nasılsınız hocam. Efendim, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun, teşekkür ederiz. Buyurun Taner Bey. Hocam, 2 yıldır hazırlanıyoruz biz üniversite için. Geçen sene de hazırlığımız vardı. 38 bindeydi kızım, sayısalcı. Çok yavaş soru çözüyor. Hızlandırmak için uğraşıyoruz ama bir türlü hızlandıramadık. Bir de aşırı stres sorunu var. Şey yapamadık bir türlü. Anladım. Ne yapabiliriz bundan sonra diyorsunuz Taner Bey? Evet, ne yapmamız lazım? Çok dikkatle lazım. Dinleyin. Öncelikle analizlerinizin içerisinde tabii ki önemli bilgiler de var bize aktardığınız. Ben teşekkür ederim. Bu sadece Taner Bey'in tabii ki yaşadığı bir problem değil, çocuğu adına veya çocuğunun. Şimdi öncelikle şuna çok dikkat edelim. YGS'de 3-5 sınav sonra geldiğiniz seviyeyi bir tık üste çıkartmak çok zor. Ama çalışmayı bırakırsanız yere çakılırsınız. Evet, bakın burada ben çok önemli bir şey söyledim. YGS sınavları, yani zihinsel beceriyi ölçen, farklı bilgileri birleştirerek ondan yeni bir sonuç elde etmemizi isteyen YGS sınavlarındaki öğrenci refleksi tam olarak nedir biliyor musunuz? Çok dikkatle dinleyin. Ama o kadar dikkatle dinleyin ki burada söyleyeceğimiz analiz, yani bunlara biz yıllarımızı verdik. Bakın şimdi insan beyninde önce deneyim, bilgi kullanma refleksi vardır. Çocuklarınız soruyu okuduklarında, ilk okuduklarında aldılar, şunu soru kitapçığı diye düşünün, şuradan okumaya başladı. Önce hocam bunu bana anlattı mı, anlatmadı mı diye çocuk bir zaman kaybediyor. Oysa daha önceki haftaya yapacağımız programda da bunu net olarak söyleyeceğiz. YGS'de öğrencilerin daha önce görmediği, duymadığı, bilmediği tipte sorular gelir. Sizin gördüğünüz konular değiştirilerek gelir. Yani bakın bu çok önemli bir ayrıntı. İşte çocuklar bilgi kullanıyor olmuyor, arkasından yoruma geçiyor. Süre 2 kat arttı. Dikkat ediyor musunuz? Bu birinci sıkıntı. Ben öncelikle çocuklarımızın o paragrafta verilen bilgilerden hareket ederek o soruları çözme gayreti içerisine girmeleri gerektiğini öneriyorum. İkinci bir konu, bakın bu noktada oldukça önemli. Çocuklarımızın genel olarak konu çalışmadıkları için, sadece soru çözdükleri için kavramlar beyinlerinin altına doğru iniyor. Şöyle alta iniyor, alta. Bunu üste çıkartmamız lazım. Yani isterseniz şöyle göstereyim hemen onu. Burada olması gerekiyor bunun. Evet, ikisi de buradaymış. Şimdi bakın. Öncelikle şu grafik, şuna dikkat edin. Burada kalemimizi de alalım. Evet, bu çalışmalar çok önemli çalışmalar. Dikkat ederseniz beynimiz bilgileri, şu bunu uzun süreli hafıza, yani bizim bilgileri tutan beynimiz kabul edin. Şu bölgeyi, bakın bilgileri üst üste yığmış. Bunu öğrenmiş, üstüne matematik, sonra fizik, böyle üst üste yığmış. Ama bunu sorduklarında, dikkat ediyor musunuz? Bunu sorduklarında şu üste çıkartarak yanıtlıyor. Peki üstünde çok sayıda yük var. İşte çocuk
bu stres zannedilen duygularda da böyle. Çocuk şunu sorduklarında sınavda hatırlayamıyor. Bilgi hafızanın yüzeyine çıkmak için yola çıkıyor ama sınav bitiyor. Çocuk eve geliyor, yemeğini yiyor, işte dinlenirken hatırlıyor. Ne diyor? Ne diyor? Ya diyor, ben bilmesem bunu evde de yapamazdım. Demek ki bu stresten diyor. İşte yandı keten helvası o gün. Biz bunu burada hafif bir adrenalini yüksek şekilde de ifade ettik. Yandı keten helvası o gün. Neden? Siz burada öğrencinin eğer reflekslerini sahada iyi gözlemlememişseniz, o zaman bu öğrenciye stres tedavisi uygulanıyor. Değerli dostlar, bakın. Bu bilgileri, beynin üst üste depoladığı bilgisini biz zaten tıptan alıyoruz. O zaman geriye ne kalıyor? Sahaya inip sahada bütün bunların böyle olup olmadığını araştırmak kalıyor. Şimdi siz bu stresten değil, neden stresten değil? Bakın onu da söyleyeceğim şimdi size. Aynı öğrenci, aynı sınavda, aynı dakikalarda, aynı stres altında 40 matematik sorusundan 34 tanesini nasıl doğru yaptı peki? 6 tanesini evde hatırladı ama 34'ünü bu stres neden öğrencinin yapmasını engelleyemedi? Hocam diyor çocuk, ben 6 soruyu çözerken daha çok stres oldum. Geçmiş 15 yılda 700 bin öğrenciye ulaşmış bir araştırmacı, eğitimci, yazar olarak sesleniyorum. Ben o öğrencilere şu soruyu soruyorum. Peki 34 soruyu çözerken neden sen daha çok stres olmadın dediğimde, niye stres olayım ki? Ben onları biliyordum, çözdüm diyor. Bu cümleyi Türkiye'deki bütün uzmanların vicdanına, ailelerin dikkatine terk ediyorum. Çünkü çocuklar çok iyi bildikleri zaman, iyi öğrendikleri zaman kesinlikle ama kesinlikle demek ki soruları yanlış yapmıyorlar efendim. İşte bütün bunlar böyle. Bu arada Faruk Bey de bekliyor. Ben özür dilerim. Çok önemli bir noktadaydık. Konuları gözden geçirerek. Peki ne yapmalı? Bakın. Arada bir gözden geçirme tekrarları yaparak o dikine birikmiş bilgileri hafızamızın yüzeyine dizmemiz gerekiyor. Zannediyorum evet oradayız. Hafızamızın yüzeyine dizmemiz gerekiyor. Bu geriye dönük onar dakikalık basit tekrarlarla, dikkat ediyor musunuz, yapılan bir şeydir. Yani çocuk zaten öğrendiği konuya oturup da gece gündüz saatlerce çalışmasına gerek yok. Şimdi her zaman söylüyoruz efendim, bakın şimdi siz şu ne, bu bardak, işte bakın bu bardak, bunu biliyorsanız hemen hatırlayabiliyorsunuz. Onu demek istiyorum, sayfaları çevirin çocuklar, sayfaları. Evet. Biz Faruk Bey'den sonra tekrar döneceğiz. Faruk Bey merhaba, Ankara'dan arıyor Faruk Bey. Buyurun merhaba, Faruk Bey. Merhaba, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Sizleri çok uzun yıllardır şahsen takip ediyoruz, ailece takdir ediyoruz, size minnettarız. Çok sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Çok eski yıllarda birlikte çalıştığınız Sedat Karataş Bey'in de dostuyum, selamı var size. Sedat Karataş. Evet. O çok değerli bir arkadaşımdır. İlk gördüğünüzde sevgilerimi ve selamlarımı iletirseniz memnun olurum. Hay, yarın ilk fırsatta bizzat ziyaret edip selamınızı ileteceğim. Tamamdır efendim. Buyurun. Hocam şimdi ben size TED Koleji'nde de bir yeğenimle geldim. Orada da çok büyük ve çok gayretli bir hizmet sarf ettiniz. İnsanlara çok çok büyük yardımcı oldunuz, yol gösterdiniz. Sizin gösterdiğiniz yolla tercihini yaptı ve dilediğinden daha iyi bir okula yazıldı. Çok teşekkür. Bunun için de ayrıca size minnettarım. Çok sağ olun. Hocam benim 8. sınıfta okuyan bir oğlum var. Abisi Kırıkkale Hukuku bitirdi. Şu an stajyer avukat. Kardeşi de TOEIC sınavına hazırlanıyor. Hocam 1. sınavda 9 tane yanlış çıkardı. Gerek katıldığı dershane, gerek okuldaki hocaların tümü şok oldu. Kendisinden en fazla 3 veya 4 tane bekleniyor. Faruk Bey, bu son cümleleriniz anlaşılamadı. Sorduğunuz soruyu bir toparlayıverin, hemen ben yanıtlayacağım. Olur hocam. Hocam TOEIC 1. sınavda 9 evet. tane yanlışı çıktı. Okul ve dershane hocaları şok oldu. 3 veya 4 tane bekleniyordu en fazla kendisinden. TOEIC'tan 9 yanlış yaptı. 3 ya da 4 evet. tane bekliyorlardı. Bu nedir böyle diyorsunuz, değil mi? Anlatayım. Şimdi esas soru şu hocam. Hah. Okul dersleri, dershanede her şey normal, her şey gayet güzel. Başarılı bir öğrenci.
Bu nedir diyorsunuz? Ha, TOEIC sınavına neden yansıtamadı? İkinci sınavda da aynı şeyi yaşar mıyız? Tamam, çok teşekkür ederim. Öncelikle değerli dostlar, şunu çok unutmamanız gerekiyor. Burası oldukça önemli. TOEIC sınavı YGS sınavıyla çok benzeşir. Bilgi yetenek testi niteliğindedir. Ve çocukların bir şeyi bülbül gibi söylemesi orada asla yetmez soruları yanıtlamaya. Onun için orada bir defa çocuklarımızın, öğretmenlerinin anlattığı bilgilerin kılık değiştirerek, başka bilgilerle ilişkilendirerek, farklı bir üslup içerisinde geleceğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Peki aynısı olur mu? Bakın, olmaması için ne yapmalısınızı ben sadece söyleyebilirim. Bir, bu olayın stresten olduğunu asla düşünmeyeceksiniz. Unutmayın, bakın bu programda da biz konuk ettiğimiz bir psikolojik danışman, değerli hocamız, bunu sıklıkla refere ediyorum sizlere. En azından Süleyman Belediyeoğlu yazdığınız zaman o videolara ulaşabilirsiniz. Doçent Doktor Aslı Bugay hocamız öğrencilere bundan bir ay önce şunu uyardı. Stresi aile içerisinde konuşmayın. Sık sık gündeme getirirseniz bu ruminasyon dediği stresin tekrar eden düşünceyle çoğalmasına sağladığını söyledi. Kıymetli bir bilim insanı Türkiye için. Ve biz burada özellikle şunun altının çok net olarak çizmek istiyoruz. Burada çocuklarımızın o gerçek sınav dışı performanslarındaki düşüşler genel olarak sınav içerisini çok iyi stratejilendirmemeleriyle alakalıdır. Faruk Bey, çok güzel şeyler de söylediniz. Tercih döneminde bir sosyal sorumluluk projesi olarak biz Ankara'da tercihlere yardımcı oluyoruz. Bu senede sabah 08, akşam 20. Korkunç bir tempo. Biz oradan nasıl sosyal medya üzerinden nerelerde olduğumuza çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim. Ama siz mutlaka dostlarınıza, arkadaşlarınıza, herkese haber verin. Stresle ilgili grafikle dönüş yapacağım. Sorularınızı Instagram bonus hocadan da almaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, devam ediyoruz efendim. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Akıllı Yaşam programı ve TRT Avaz'dasınız. Bu programda bugün her soruyu konuşuyoruz ama stres üzerine de gittik. Az sonra grafik üstünden gideceğiz. Ama ben öncelikle Instagram bonus hocadan o yağmur gibi gelen sorulardan arkadaşlar aktarmaya başlıyor. Esli Kayseri, gastronomi istiyorum, matematik yapamıyorum. Gastronomi iyi bir bölümdür. Matematik çok fazla istemeyebilir ama çalışmana devam et. Arkadaşlar vermeye devam edin. Bu arada biz bu grafiği, evet, Irmak Filiz, 6. sınıfım, yazılarda iyiyim ama testlerde hiç iyi değilim. Bak, bu ne demek biliyor musun? Konularında eksik var demektir. Yasemin, inşaat mühendisliği için en az ne kadar net yapmam gerekir? Ben sadece Yasemin şunu bilirim ki, inşaat mühendisliği mükemmel bir mühendisliktir. Ofis bazlı da çalışabiliyorsunuz. Onun için bayanlar yapamaz diye bir kural yoktur. Ayşegül Dişçi, 11. sınıf sayısalım. İyi bir bölüm kazanmam için ne yapmam gerekir? Yazdan çalışman gerekir. Yağmur Savaş, 5. sınıftayım. Can kulağıyla dinlesem de Türkçem çok kötü, çünkü dinlemeyeceksin, okuyacaksın. Pardon, burada da kötü bir nasihat. Orada dur arkadaşlar. Dinlemeyeceksin demiyorum. Hem dinleyeceksin hem okuyacaksın. Ona dikkat edin çocuklar. Dilek Cihan, kendim test çözerken sorun yok ama deneme sınavlarında çok hatam var diyorsun. Ne demek bu biliyor musun? Demek ki sen stres altında dahi soruları çözecek kadar pekiştirmiyorsun demek. Konu çalışmaya ve pekiştirmeye devam et. Şimdi grafiğe geliyoruz. Bakın, şimdi biz geçmiş yıllar içerisinde çok uzun yaptığımız çalışmaların sonucunda aslında stresin 3 tane aşamadan geçerek öğrenciyi yakaladığını bir sınav dönemi için bulguladık. Yani şimdi şu grafiğe çok dikkatle bakın. Şu alt taraf, yani kırmızının altı, hemen bunun altı şu bölge, olumlu stres bölgesi. Üstü kötü stres bölgesi bunun. Şu çizginin üst tarafı. Şimdi çocuklar ders çalışmaya başladıkları andan itibaren, bakın burada sıfır stres. Zaman ilerledikçe yükselecek. Stres kendiliğinden yükselmeye devam eder. Bu konuları öğrenme stresi olup,
böbrek üstü bezleri, ki burada tıptan yararlanarak alıntı yapıyorum, adrenalin salgıladığı, öğrencinin dikkatini biraz daha fazla testlere vermesini sağladığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bakın dikkat edin, burada öğrenci eğer ders çalışıyorsa, okuldan, kurstan kopmuyorsa bu stres olumludur. Ama aileleri panikleten ne? Bu stresin her geçen gün yükselmesidir. Sonra sınavlara, şimdi kırmızı bölgeye geçtik, şu bölge. Sınavlara 15 gün kala, 10 gün kala, 3 hafta kala, bu öğrencisine göre değişir. Stres olumsuza dönüyor. Tıp kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre böbrek üstü bezler adrenalin salgılıyor ve hat safhada salgılıyor. Bu bölgede öğrenci ne düşünüyor? Şimdi buna dikkat edelim. Kaydırma yapabilirim. Görmediğim yerden sorular gelebilir. Arkadaşlarım beni geçebilir. Arkama burnunu çeken biri düşebilir. Burnunu çeken düşmezse garanti öksüren biri düşer. Gözetmen topuklu ayakkabı giyebilir. Bunlar olmazsa kesinlikle sokakta gürültü yapabilirler. Burnum kanayabilir. Midem ağrıyabilir. Yani çocuğun aklına gelen, vallahi kimsenin aklına gelmez bu dönemde. Dikkat ediyor musunuz? Bu duygulanma bozukluğuna eşlik eden en ciddi problemlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki bütün bildiklerini unuttum zannetme refleksidir. Şimdi burada eğer öğrencilerin son 15 günde ders çalışmak, bu stresi psikoterapilerle kontrol etmenin dışında başka bir yol seçerlerse, bunlardan kalıcı ve verimli bir sonuç almadığını herkes çok iyi bilsin. Bakın, bir kez daha buna ifade ediyoruz. Burada bu bölge, kırmızı bölge, dikkat edin. Öğrencinin başına her türlü heyheylerin geldiği bir süreci beraberinde getiriyor. İşte burada çocuğun yürüyüş yapması, dinlenmesi, çok had safhadaysa psikolojik danışmanlarla görüşmesini dahi öneriyoruz. Ama bunun dışında uygulanacak başka şeylerin ben görmedim faydasını. Şimdi bunun için sınav başladığı anda, bakın burada kaya parçası gibi devasa bir stresten söz ettik. Bu arada Fulya, öğrencim seni gördüm. 2 dakika sonra geliyorum kızım. Bak burada görüyorsunuz devasa kaya parçası gibi bir stres var. Ama şu bölgede sınav başladığı anda çocuk beyin fonksiyonu olarak sadece çözdüğü o soruya, sadece okuduğu o kelimeye, sadece okuduğu o seçeneğe odaklanıyor ve bu bölge olumlu bölgedir. Şimdi bakın, ben burada sınavın başında hangi taktiği uygulayacağınızı strese karşı Fulya ile konuştuktan sonra size döneceğim. Bakın o bölgeye, mavi bölgeye tekrar döneceğiz. Evet, öğrencimiz Fulya Göğe Bakan Gaziantep. Fulya merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler Fulya, kaçıncı sınıftasın? 8. sınıftayım ben. Ne güzel, maşallah. Sor bakalım benim kızım. Küçük bir sorum olacaktı. Ben derslerime çok rahat çalışabiliyorum. Evde çok iyiyim. Ama okula gidince hani sınavlar olur, TEOG sınavı olur, beklentimin altında ve aşırı aşırı stresim var. Yani bayağı stresim var. Geçiremiyorum, olmuyor peki, yani. Peki bak Fulya, sınava girdin. Girmeden önce deli gibi streslisin. Sınav başladı, hala streslisin. En kolay sorulardan başlamadın mı? Hangi sorulardan başladın TEOG, birinci TEOG'da? Kesinlikle. Zaten ilk başta Türkçe'yi veriyorlar. Tamam. Ya, pardon, yanlış sordum. Yani en iyi bildiğin konulardan, test derken konu. Hani mesela Türkçenin bile içinde konular vardır ya. En iyi bildiğin sorulardan mı başladın, zorları mı seçtin? Yoksa sırasıyla mı çözdün? En iyi bildiğim konulardan başlıyorum, zorları sona bırakıyorum. Çok güzel. Peki, o soruları çözdükçe stresin azalmadı mı? Hayır, her zaman aynı düzeyde. Aynı devam mı etti? Peki sen evet, o kolay soruları çözemedin mi? Çözebiliyorum ama işte yanlış çıkar düşüncesi... Anladım. Sen de işte orada geldi, döndük dolaştık aynı yere geldik. Bak,
Eğer yeterince hazır değilsen Fulyacığım, bak doğru yaptığından bile şüpheleniyorsun emin olmadığın için. Orada da ne oluyor bu defa? Zihin geriye doğru basıyor. Eğer sen %100 doğruluğundan emin olduğun 3 tane 5 tane soru çözersen sınav başında bu dediğimi unutma, ikinci sınavda böyle yap. Kesinlikle olumsuz stres sınavın kalan dakikalarına yayılmayacaktır. Şimdi sen kaç tane yanlış yaptın birinci sınavda? Söylemesem olur mu? Yani tahminimden bayağı... Ama bilmiyorsun ama biraz yanlışım çıktı diyorsun. Evet. Tamam. Fulyacığım dediğimi unutma. İyi hazırlan ve bu sınavlarda kavramlara iyi çalışın çocuklar. Ve bu TEOG'la YGS aslında aynı formattan gelen sorular. Ya ben aslında şunu anlattım, şöyle bir kez daha bakarsak buna. Şimdi beynimizin ön tarafı olayları sıraya koyar diyen tıp. Biz oradan aldık bu bilgiyi. Acaba dedik çocuğun streslerini de dereceye koyar mı? Sahaya çıktık, çalıştık. Baktık ki çocuk konuları öğrenme aşamasında, yani sınavdan çok önce konuları öğrenme stresini yaşıyor. Sınavdan 10-15 gün önce çok kötü stres yaşıyor. Ama sınav başladığı anda sadece ve sadece çözdüğü o soruya odaklanıyor. Ama bunun en önemli koşulu nedir biliyor musunuz? Bunun en önemli koşulu bildiğiniz sorulardan başlamanız gerekiyor çocuklar. Çünkü orada soruları çözmekte olduğunuzu görecekler. İrem Uçar, hocam temel liseler hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bakın bugün devletin onayladığı bir okul, temel liseler. Biz temel liselerle ilgili olarak siz gidin görün araştırın çocuklar. Şimdi temel liseler iyidir ya da temel liseler kötüdür diyebilmek mümkün değil. Biri iyidir, öbürü biraz daha işini eksik yapıyordur. Bunları araştırın. Neticede oradaki öğretmenlerimiz de canla başla çalışan çok kıymetli insanlardır. Yani o şekilde bakmamanızı rica ediyorum olaya. Evet, Hilal Akdoğan, hocam 10 günde ortalama kaç net arttırabilirim? Hilal, Hilal sen çıldırmış olabilir misin? Neden Hilal'cığım? Bak, 10 günde sen mevcut pozisyonunla ilgilen. Bu artar, artabilir de. Ama unutmayın çocuklar, YGS sınavında aldığınız sonuç... Haftaya bunun analizini çok detay yapacağız. Gerçek sınavda aldığınız, yani sizin başarınızda çok fazla bir şey olmayabilir. Haziran ayındaki sınavında bir göstergesi değildir. İki sınav çok farklı çünkü. Çalışmaya devam çocuklar. Bakın, YGS'de ağzınızda kuş tutsanız, her tarafı tırmalasanız, gecenizi gündüzünüze katsanız, 5 sınav sonra geleceğiniz yeri hafif sabitleyin. Aşağı düşmeyin yeter. Ama Haziran ayındaki sınavda, o sınavın özelliğinden dolayı ileriye doğru müthiş bir sıçrama yaparsınız. Hani o da sizi gaza getirmek için değil. Neden böyle söylediğimi çocuklar, önümüzdeki hafta inşallah göreceksiniz. Burada bunu inşallah konuşacağız. Evet, velimiz Tayyar Uçar İzmir'den arıyor ve arkadaşlar da son 4 dakikada işaret ediyor bu arada. Evet, Tayyar Uçar. Tayyar Bey merhabalar efendim. Merhaba hocam, iyi çalışmalar, iyi çok günler. Çok teşekkür ederiz. Buyurun Tayyar Bey. Hocam benim şöyle sorum, 11. sınıfta okuyan kızım var, Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyor. Biz temel lise düşünüyoruz. Bu konuda fikriniz nedir? Ne önerirsiniz bize? Şimdi temel liselerle ilgili Tayyar Bey... Dediğim gibi normal liseden belki farkı bazı kültür derslerinin olmayıp da yerine işte başka derslerin olması ama bunu yani oraya gittiğinde çocuk zarara uğrar ya da çok faydalı olur diyebilmek mümkün değil. Onu siz kendiniz bir araştırın neler veriyor. Bir de temel liseye gitmiş de bu yıl bundan memnun olup olmayanlarla ilgili bir görüşme yapın. Bu sorunun altında eğer ya temel liseler dershanelerin devamı aslında baktığınız zaman... Yani onların liseye dönüşmüşü, oradaki deneyimlerini, yani o dershanedeki deneyimlerini öğrenciye taşıyan çok kıymetli eğitimcilerden oluşan bir kuruluş. Şimdi evet, bu ülkemizin yasalarının onayladığı bir kuruluş. Dediğim gibi etrafınızda bir bakın. Hocam ona... şöyle bir şey, öğrencimiz yani benim kızım şey yani temel lisede daha fazla zamanı olacağını düşünüyor. Yani normal lisede zaman kaybı olarak düşünüyor. Yani daha farklı dersler var. Dersleri yani gereksiz dersler olduğunu söylüyor. Bir de uzun yani yolu uzun. Bununla da ilgili zamanın az olduğu. Sabah saat 7'de çıkıyor. Akşam saat işte 5.30-6'ya kadar orada. Artı hafta sonları dershaneye gidiyor. Yani hepsini bir yerde birleştirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili fikirlerinizi almak anladım. Anladım oradaki şeyi.
Özellikle evet. O yoğunluktaki çalışma pek tabii ki biraz sıkıntı, biraz çocuklara da dinlenme ve zaman ayırmamız gerekiyor. Bu arada zaman kaybı diyor. Şimdi ben Anadolu'da birçok okula gidiyorum. Geçen Çorum'daydım mesela. Bir liseye gittik, Anadolu Lisesi'ne. Orada rehber öğretmenimiz kurs alan çocuklara neler yaptığını anlattı. Vallahi ben size söylüyorum, temel liseler onların yapamayabilir bile. Yani o kadar ciddi geliyorlar üzerlerine. Bu açıdan şey yapmayın, lisedeki zaman kaybı değil. Bir de ben buradan ailelere şunu özellikle söylemek istiyorum. Yazılıda avanta not vermek öğrenciye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ve herkes şu bilimsel analizi çok iyi bilmesi gerekiyor ki, Haziran ayındaki sınav konu çalışan, konuları aklında tutan öğrencilerin başardığı bir sınavdır. Eğer yazılıda, ya sen test çözmen lazım, ben sana bu yazılıdan işte fazladan not veriyorum dersen, işte orada çocuğun konu çalışmasının önüne geçmiş oluyorsun. Bu bir sıkıntı olabilir, buna dikkat etmemiz lazım. Evet, Can okulda 300-340 alıyorum. Kursta 200... Nerede hata var? Tabii orada kursta liste veriyorlardı. Liste var ya böyle Can. O liste, Instagram bonus hocanın şeyi bu. O listeden dolayıdır. Sıralama baskısı altındasın. O sıralama baskısı altından çıkmanın tek yolu çok iyi çalışmak, çok iyi çalışmak, çok iyi çalışmak. Sonra doğru çalışmak, doğru çalışmak, doğru çalışmak. Ben gelen telefonlarda da bunu görüyorum. Biri benim çocuğumu sıkıştırsın. Biri benim çocuğuma baskı yapsın. Değerli dostlar, şunu hiç unutmayın. Baskı beynin daralmasına, bunu tehdit diye algılamasına sebep olur. Baskı çocuğa soru çözdürebilir. Baskı çocuğu masada tutabilir. Ama baskı kalıcı öğrenmeyi sağlamaz. Onun içselleştirilmesi gerekiyor. Özellikle buna dikkat edin. Şimdi önümüzdeki hafta biz burada saat 11.30 olduğunda buraya geldiğimizde sınavın son hafta kurallarını konuşacağız. Sınavda yüksek performansı konuşacağız. Son iki gün yapılması gerekenleri konuşacağız. Bu deneme sınavlarında son hafta aldığınız sonuçların ne anlama geldiğini konuşacağız. YGS sınavında aldığınız sonuç acaba LYS'de neyin göstergesidir konuşacağız. Kahvaltıyı konuşacağız, performansı konuşacağız, uykuyu konuşacağız. Ve ben Süleyman Belediyeoğlu. Önümüzdeki hafta saatler tam 11.30'u gösterdiğinde pazar günü karşınızda olacağız efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.